Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cay maydanıdaki Müslümanlarının müslahı yenliğine ayıttı bittik. Müşrikler kaladığa mana şimdi bir işlerini kılıp otlarına kayıtıp geçişti. Müşrikler abva degen cagi yetken de hoşunu tohtadı da özlerine özleri tohtaylar. Biz ne iş kıldık? Muhammed'ni öldürmedik. Ganime ölce olmadık. Medine'ni fethetmedik. Ne iş kıldık? Biz hiç nesi kımak biz? Ortamızda kaytamızda kaçlıkça hareket kıpalıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu haber yetip yiyen payıttı. Müslümanlarını müşrilerde arkasından kuvup çıkışlıkça çakırdı. Yani koşununu camlaştıkça buyurdu. Müslümanlar mağlup boğanıca bari yoku 3 gün boğanıdı. Münafıklarını boşluğu boğan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya Resulullah men ham sizler bilan birge çıkamayan deyip geldi. Bana avvalki derslerde ayeti ötken bulduk. Müslümanlarını Uhud'ke çıkkandaki adadı askerini. 1000 kişiydi. Lekin bana şu Ubay ibn Salul'unu kıyan işi bilen 300 adam kaçıp etken idi. Bu fakat gene Müslümanlarda şicatını pas etiriş, onlarının ruhunu çürüşlüğü de onu maksadı. Endi bu münafık Peygamberimizge men ham sizler bilan birge çıkamayan deyip kelgan edi Peygamberimiz onu çıkışlığını haklamadı ve aittiler ki men bilen fakat gene Uhud'ke çıkan kişiler çıkardı dedi. Şimdi kılıp Müslümanlar mağlup bo'lgan hollari da qiyin bo'lgan holatiga qaramasdan aksariyati jarohatlangan, yaralangan bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmiga labbay deyishdi. Mushriklar orqasidan chiqishdi. Aksariyati jarohatlangan dedik, hatto ba'zi kishilarni tuyalarga ko'tarib o'tkazib qo'yilindi. Jarohati og'irligidan. Qiyin bo'ldi, lekin itoat qilishdi. Mushriklar Abvoda turarkan musulmonlar qo'shinni jamlab yana chiqib kelayotganini eshitib qo'rqishdi. Ya'ni bor yo'q 3 kun bo'ldi mag'lub bo'lganiga musulmonlar. Shu 3 kun ichida o'zlarining ishini tartibga keltirib, orqasidan quvib chiqishligidan ular xavotirga tushdi. Jang qilishni xohlashmadi. Agar musulmonlar kelsa, Quraysh jang qilmasdan qaytib kelsa, butun arablar o'rtasida Muhammad qo'shin bilan Qurayshni oldiga kelganida Quraysh qochib ketdi degan gapni xohlashmadi-da, musulmonlarni ortlarga qaytarishlik uchun Mu'bid al-Huzoi ismli kishini jo'natib aytdiki, "Sen borib Muhammadni qo'rqit. Odamlar to'planib yana ustingizlarga kelyapti deb qo'rqit, ular bu yoqqa kelishlik niyatidan qaytsin." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinadan chiqib borarkanlar Mu'bid al-Huzoi yo'lda uchradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar undan müşrikler haqida so'raganida ular aytdiki, "Odamlar yana jamlanib ustingizlarga kelyapti. Odamlar ustingizlarga jamlanib kelyapti, qo'rqinglar." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Hasbunalloh. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida. Ya'ni davom etinglar ayatlar" dedi. Musulmonlar Hamrovul Asad degan joyga borib kutib turishdi. Ya'ni Mu'bid al-Huzoiyni gapi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mushriklar qaytib kelishligi kerak edi. Lekin mushriklar qaytib kelishmadi. Ular Makkaga qarab ketishdi. Musulmonlar Hamrovul Asadda 3 kun ularni kutib turishdi. Lekin hech kim kelmadi va butun arablar Muhammad alayhissalom ularning ortidan qo'shin bilan borganligi va Quraysh qo'rqib qaytib ketganligini eshitguncha turishdi, so'ngra qaytishdi. 50 ta kamonchi payg'ambarimizning hukmiga xilof ish qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Mana endi mag'lub bo'lib turgan musulmonlar, qiyin bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham, Rasulullohning so'ziga itoat qilib chiqishdi, Alloh taolo mag'lubiyatini g'alabaga aylantirib berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Oli Imron surasida 139-oyatdan 175-oyatigacha Uhud g'azotiga ta'liqlarni tushirdi. Astagfirullah billah. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله suslashmangiz va Uhud jangidagi mag'lubiyat sababli g'amgin bo'lmangiz agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar sizlar ustun bo'lguchidirsizlar agar bugun Uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa Badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan. Ya'ni musulmonlar Uhudda 70 tasi shahid bo'lgan bo'lsa,
Uhud'dan avvalgi Badr g'azotida müşriklerden 70 tas qatil bo'lgan edi, 70 tas asir tushgan edi. Endi nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Ne için bu mağlubiyet oldu? Ta ki ibret bulsun de ve Allah hakiki iman keltirgen kişilerini bilişi hem de aralarından şahitlerini saralab alışı için bu günlerini yani galaba ve mağlubiyetini adamlar arası da aylantırıp duramız. Demek rozgo'ylarni kazzoblaridan, haqiqiy iymonlilarni munofiqlardan ajratishlik uchun Alloh taolo g'alabani u tomonga yo bu tomonga almashtirib turadi. Agar doim g'alaba bo'laversa, ajratib bo'lmaydi. Val yumahhisallohu allazina amanu va yamhaqal kafirin am hasibtum an tadkhulul jannata va lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum va ya'lamas sabirin. Va toki Allah iman keltirgen zatlarını günahlardan paklaş ve kafirlerini halak kılış için bu günlerini ortaylarda aylantırıp duradı. Ey mumunlar! Ya ki Allah sizlerinin içinizden kim hak yolda küreşgenu, kim sabır taqat kılgenini mutlaka bilmek durup, cennetki kiremiz de öyle değil mi? Biz sırlarda galaba bilen mağlubiyatına sinemezden durup, cennetki kirketemiz de öyle değil mi? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْزُرُونَ Ölümge robora bo'lishingizdan ilgari uni orzu qilgan edingiz. Ya'ni ana shu Uhuddagi mag'lubiyat bo'lgunga qadar shahidlikda hammalar xolagan edinglar. Mana endi ko'rib turibsizlar. Mana endi Uhudda uni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Endi quyida Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu qo'lidagi bayroqni mushriklar chopib tushirgan paytda, ikkala qo'li chopilgan paytda aytgan so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Mus'ab ibn Umayr nima degan edi? Qo'li chopilganda "Vama Muhammadun illa rasul" degani. Muhammad kim? Bitta payg'ambar deganida. Chunki qo'li chopilishidan avval Rasululloh chuqurga tushib ketganida shayton "Muhammad o'ldirildi" deb qichqirganida. Shunda Muhammad alayhisalom o'ldi deb o'yladi-da Musab, "O'lgan bo'lsa nima bo'pti? U ham bitta payg'ambar. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan" deganida. Mana shu so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. "Vama Muhammadun illa rasul" قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد فقط بر پیغمبر خلاص اوندن ایلگر هم پیغمبرلر اتگندر بس اگر او وفات قلسا یا که اولدرلسا کتینگیزگه یعنی کفرگه قچب کتسزلر کمده کم ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa shukr qilguchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Muhammad rasul bo'lgan bo'lsa, dindan qaytib kelsalar o'zingizlarga zarar bo'ladi. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Ya'ni rizq yozilgan, qancha umr ko'rishligi Alloh taolaning ilmi azalisida. Kim dunyo savobini istasa, ya'ni o'zi istab kirsa, albatta unga o'sha narsani istaganini berurmiz. Kim oxirat savobini istasa, unga da istagan narsasini berurmiz va shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Mana endi jangda o'ziga berilgan taliqlar. Valaqad sadaqakumullohu va'adahu iz tahussunahum bi'izni. Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi. Agar sabr qilsanglar, itoatda bo'lsanglar, Alloh taolo bizga 3000 ta yoki 5000 ta farishtani yordamga tushiradi deb payg'ambarimiz va'da bergan edi. Alloh o'zini va'dasi ustidan chiqdi. Sizlar uning izni bilan kofirlarni qira boshladingiz. Jangni avvalida g'olib bo'ldinglar. To'sqashlik qilib, payg'ambarning amri farmonlari borasida talashib tortishgan va Alloh sizlar yaxshi ko'rgan narsani, ya'ni g'alabani ko'zingizga ko'rsatib qo'ygandan keyin payg'ambarning amridan bosh tortgan paytingizgacha bu ustunligingiz davom etdi. Orangizda dunyo istagan kishilar ham, oxirat istagan kishilar ham bordir. Sahobalardan biri aytadi: "Shu oyatlar tushishlikdan avval Rasululloh bilan birga g'azovatga chiqqanlarning hammasini oxiratda istab chiqdi, derdim men" dedi. Endi oramizda dunyo o'lja deb chiqqanlar ham bor ekan. Mana shu oyat nozil bo'lganda keyin bildik dedi. Ya'ni insonlarning qalbidagi narsani Alloh taolo mana shu oyatlar bilan kashf qildi.
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Sonra sizlerini imtihan kılış için onların üstüden galiba kılış örneğe mağlubiyet tamamen vurup yubardı. Endi günahlarınızı af kıldı. Allah iman egelerine fazl-ı merhamet sahibi bulgen zattır. Bana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çukurge çüşüp gitgeni de Muhammed öldü de şeytan kışkırgeni de Müslümanlar da bazıları kaçıp gitgeni de. Hatta kaçıp Medeniyeti barışgeni de. Ana şu kaçgeni de işte Osman raziyallahu anh'ı hem barıdı. Ahli fitne Osman raziyallahu anh'ı ayıplarda koyup sen Uhud günü de Resulullah'ını taşıp kaçıp gitgenlerden sen de malamat kılışgeni de Osman raziyallahu anh aytadi, Allah biz hakkımızda, yani Uhud günü kaçıp gitgenler hakkında ve laqad afa ankum Allah sizlerine af kıldı degen ayet şurgen. Allah biz ne af kıldı de cevap verdi. Ey müminler, hiç kimge bakmayın. Ceng meydanından çıkıp gitgen paytingizni isleyin. Halbuki peygamber ortingizde sizlerini çarlamaktaydı. Bas sizler ketgen nasa ve sizlerge yetken narsaga hafa gam gün olmasligingiz uchun Allah sizlerge gam üstüge gam berdi. Allah kılıyken amallaringizden haberdardır. Sirat ilmi Kur'an'ını juda katta kısmını tushunishligimizga yol açadı. Çünkü Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı hakkında ayetler nazil bularken demek bu Kur'an'ın katta kısmı. Sirat'ta örgenişlik bilen Kur'an'ın katta kısmını tushunamiz. Sonra bu gamning ketidan sizlerge bir aram uykusunu tushirdi. U sizlerden bo'lgan bir toifa kişilerini kamrab oldi. Boshqa bir toifa, ya'ni munofiqlar esa Alloh haqida noto'g'ri dinsizlarcha badgumon qilib, o'z jonlarining g'amiga tushib qoldilar. Munofiqlarning so'zi qanday bo'ldi? Ular endi biz uchun hech qanday g'alaba bo'lmaydi deyshadi. Ayting-ki Muhammad alayhisalom, butun ish Allohning qo'lida. Ular sizga oshkor qilmaydigan narsani munofiqligini yashiradilar. Ayting-ki Muhammad alayhisalom, ya'ni mushriklar aytishdiki, agar ixtiyor o'zimizning qo'limizda bo'lganda shu yerlarda qatl bo'lmagan bo'lar edik. Degan so'zga Alloh javob berdi. Ayting-ki Muhammad, agar uylaringizning ichiga berkinib olganingizda ham o'ldirilishi Alloh tomonidan hukm qilingan kishilar shubhasiz halokat joyiga kelgan bo'lar edilar. Sizlar qo'rqib qochib ketganingizlarga yoki jangga chiqmaganingizlarga tirik qolmadinglar. Alloh taolo sizlarga o'limni yozmagan uchun tirik qoldinglar. Agar o'lishlik peshonalarga yozilgan bo'lganida, uylarga kirib berkin olganinglarda ham qatl qilingan bo'lardilar. Tabima rahmatin minallohi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalb falam faddu min hawlik. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga osiy bo'lib payg'ambarimizni tashab ketishdi. Endi payg'ambarimiz har qancha sahobalarni malomat qilsa, ularning koyisi haqqi bor. Lekin payg'ambarimiz ularni avf qildi. Ularga qattiq gapirmadi. Alloh aytadi: "Ey Muhammad, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalarga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Shuncha ayb ish qilishgan bo'lsa ham payg'ambarimiz yumshoq gapirdi. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lardilar." Shunchalik musulmonlar payg'ambarimizni qiyin holatda tashlab ketganiga qaramasdan payg'ambarimiz avf qildi sallallohu alayhi vasallam. Mana shu noto'g'ri ishni qilgan sahobalarga nisbatan Alloh taolo payg'ambarimizga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Biz kechira olmaymizmi bir odamni? Ozgina bir ixtiyoridagi ixtiyordan tashqari ayb bo'lsa kechira olmaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ya'ni halokat o'rnida qolib ketdi. Sahobalar tashlab ketib qolishdi. Rasulullohni muborak yetkalariga bitta, boshlariga bitta zarba shuti qilish bilan yuziga tosh bilan urdi. Mana shunday aziyatlarni tortib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga muloyim bo'ldi. Fa'fu anhum wastagfir lahum va shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Alloh innalloha yuhibbul mutawakkilin. Bas, ularni kimni sahobalarni. Bas ularni af eting. Ular uchun Allohdan mag'firat so'rang va ajib hukm qildi va ishlaringizda maslahat soling. Qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudga chiqishlikda payg'ambarimiz rag'bati yo'q edi. Tushini aytib bergan edi. Qilichini egilganini ko'rdim. Sigirni so'yilganini ko'rdim.
Savutim için kirip getirdiğini gördüm. Meni rayim Madinada kalış degenidi. Lekin sahabalarını maslahatı bilen kıstığa olan peygamberimiz çıktı. Bergen maslahatları notoru buldu. Hop şu notoru maslahat bu koyanı güçün kaytın maslahat kımayın dedi mi? Allah Teala aytdi. Ularga endi ve işlerinizde ularga maslahat salayın. Maslahatta barakat var buradalar. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu erkeklerde üçge böledi. Erkeklerde üçge böledi. Hakiki kamil erkek. Bu kim? Müşkülanı hal kılıçlıkça özünün fikri var. Özünün kellesi işledi. Yani maslahata mı olaydı? Ana, tolu erkek. İkincisi, müşkülanı hal kılıçlıkça akıllı yetedi. Lekin maslahat olmaydı. Yani üçüncüsü, müşkülanı hal kılıçlıkça akıllı yemeyet miydi? Maslahat olmaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah dolayı yaptı. Sahabalarız ki maslahat salıydı. Şundan malum buladı ki hiç kim maslahat alışlıkça kattalıkı mıydı? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatını okuduğumuzu yüzü köp olunları da sahabalar kendi Peygamberimizin maslahat vergen eğer cöveli fikir boyan olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ogen. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ اَلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ İki cemaat toqnashgan kun sizlarga yetgan musibat Allohning izni irodasi bilan va haqiqiy mu'minlarni bilish uchun hamda nifoq yo'liga kirgan kimsalarni aniqlash uchun bo'ldi. Ularga kelinglar, Alloh yo'lida jang qilinglar yoki hech bo'lmasa bizning sanog'imizni ko'paytirish bilan dushmanni daf qilinglar desa, agar jang bo'lishini aniq bilganimizda-ku sizlarni ortingizdan borgan bo'lar edik deyishadi. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar. Ular og'zida, ko'ngillarida bo'lmagan narsalarni gapirmoqdalar. Allah ise onların yaşının sırlarını cüde yakışı bir göçüdür. Yani Allah da Allah Uhud günü de şahit bulgen kişiler hakkında Kur'an'da ne dedi? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yoludaki cengde öldürülgen zatlarını herkes ölüklerde boylamayın. Yok. Onlar tirikdirler. Allah tirikdir şahitlerine. Onlar tirik. O zatlar Allah öz fazlı kerama bilen bergen nimetlerden hoşnut bulgen halları da bahraman bulmaktalar. Ve hala artılarından yetip gelmegen biraderlerine hiç kandayı havfu hatar yokligi ve gamgin bulmasızlıkları hakkında hoşabar vermaktalar. Abdullah ibn Haram raziyallahu anhu Cabir ibn Abdullah'ın otası Uhud'da şahit buldu. Köp kısfazdan tarika genedi. Bir tane oğul bağlı Cabir ibn Abdullah. Oğuluge Uhud'ga chiqib ketyapti, men shahid bo'laman bugun dedi. Shuni sezyapman dedi. Qarzlarimni to'lab qo'yib olam dedi. Qizlarimga yaxshi muomala qil dedi va shahid bo'ldi. Jobirni Abdullohga payg'ambarimiz kelib, u kishiga qalbiga tasalli bo'lishi uchun, ko'ngli ko'tarishi uchun "Ey Jobir, xursand bo'ling" dedi. Alloh kimga gapirgan bo'lsa, parda ortidan gapirgan. Lekin siz otangizga bevosita to'g'ridan to'g'ri so'zlab dedi. Siz otangizga Alloh jannatda tiriltirib, to'g'ridan to'g'ri so'zlab, ey banda orzu qil dedi. Abdulloh ibn Haram nima orzu qildi? Parvardigor meni tiriltir dedi. Dunyoga qaytar dedi. Seni yo'lingda yana shahid bo'laman dedi. Alloh aytdi, mendan so'z ketgan, undan, ya'ni dunyodan chiqqanlar qaytib unga kirmaydi deganman. Abdullah ibn Haram aytdi, unday bo'lsa parvardigor, men topgan saodatni birodarlarimga yetkizgin dedi. Ya'ni qanday saodatda turganligimni xabarini yetkizgin deganida Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim alla xawfun alayhim va lahum yahzanun. U zotlar Allah öz fazlı kerama bilen bergen nimetlerden hoşnut halları da bahraman bulmaktalar. Yani ular tirik. Allah'ın merhameti de ular. Ve atlarından keladigen buradarlarga hiç kandayı hafı hatar yokligi ve gamgin bulmasa yine haberini vermaktalar. Talık'ın nihayesi 175. ayet İnnemâ zâlikumu şeytanu yukavvifu avliyâ'a فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Albatta, o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir.
u sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladilar. Bas agar mu'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. 139-dan 175-chi bo'lgan Oli Imronning oyatlari Uhud g'azot haqida nozil bo'ldi. Uhud g'azoti nihoyasiga yetdi. Bir oy o'tishi bilan Banu Asad qabilasi Madinaga hujum qilishga harakat qilib qoldi. Chunki atrofdagi qabilalar musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdi, ular zaif, ularga hujum qilishga qulay fursat deb harakatga kelib qolgan edi. Ana shulardan Banu Asad qabilasi. Ularni Tulayha ibn Huvalidan ustiy boshligida Banu Asad qabilasi hujumga tayyorgarlik ko'rdi. Bu kishi Tulayha ibn Huvalid keyinchalik payg'ambarlikda da'vo qilib chiqdi. Murtadlarga qarshi bo'lgan jangda Xolid ibn Valid uni yengib mag'lub qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Banu Asad qabilasiga Abu Salama roziyallohu anhu boshligida 150 kishilik otliq qo'shin tayyorladi. Ular to'satdan ularga hujum qildi, ularni bu niyatidan qaytardi. Ulardan o'ljalarni olib Madinaga qaytib kelishdi. Shuningdek, Makkaga yaqin bo'lgan joydagi Huzayl qabilasi ham Madinaga hujum qilishlikka odam to'playotganligi xabar keldi. Xolid ibn Sufyon al-Huzali. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu xatarni avvalad yo'q qilishni xohladi. Sahobalarning ichidan Abdulloh ibn Unays ismli kishini tanlab oldi. Bu kishi nihoyatda aqlli, zirek, hushyor va quvvatli kishi edi. Abdulloh ibn Unaysni chaqirdida, siz menga borib Xolid ibn Sufyon Huzliyni agar fursat topsangiz, imkon topsangiz qatl qilib keling dedi. Ya Rasululloh, men Xolid ibn Sufyonni tanimayman. Qanday uni bilib olaman kimligini deganida, uni ko'rgan paytingizda qalbingizga qo'rquv to'ladi dedi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu subhanalloh dedi. Men hech qachon odamdan qo'rqmasman dedi. Lekin Rasulullohning shu so'ziga ishondim, chiqib ketdim dedi. Makkaga yaqin bo'lgan joydagi mana Huzayl yerlari. Madinadan Makkagacha piyoda keldi. Qo'lida hech qanday qurol yo'q, faqatgina bir xanjarini yashirib olgan edi o'zi bilan. Endi bir odam yolg'izi sahroda ketayotgan bo'lsa, hech kim uni xavotir olmaydi, hech kim unga bir parvo ham qilmaydi. Xullas, ana shu Huzayl yerlariga yetib keldi. Dondan ko'tarilib pastga qaraganida ikkita ayol bilan bir kishi bir chodirda turganini ko'rdi. Ko'rdida qalbiga qo'rquv kirdi. Ha, mana shu kishi Xolid ibn Sufyon ekan dedi-da, sekin yurib bordi. Abdulloh ibn Unays aytadi. Xolidni ko'rib, ustiga yurib ketayotgan paytimda asr vaqti kelib qoldi deydi. Agar to'xtab namozni o'qiyotgan bo'lsam, u odam mendan qochib ketishi yoki men topa olmay qolishim mumkin dedi. Shuning uchun yurib ketayotib asr namozini o'qidim deydi. Abdulloh ibn Unays Xolid ibn Sufyonning oldiga keldi. Xolid kimsan deb so'radi. Abdulloh ibn Unays nihoyatda bir hushyor, zirak odam edi. Men g'uzo odamman dedi. Huzoa qabilasini hamma arablar Huzoa deb atashar edi. Huzoaliklar o'zlarini g'uzoa g' bilan aytishar edi. Abdulloh ibn Unays hozir agar men Huzo odamman deb g' bilan aytib qo'ysa, yolg'onchiligi ma'lum bo'lib qolardi. Ya'ni aytib bu kishini zirak bo'lganda, men g'uzo odamman dedi. Muhammadga qarshi qo'shin to'playapsan ekan, senga yordam bergani keldim dedi. U ha, mayli dedi. Oldida qoldim, yonimda hech qanday qurolim yo'qligidan xotirjam bo'ldi. Ozgina suhbatlashib, xotirjam bo'lib qolganda, ayollar chiqib ketgandan xanjarimni oldim, bir necha zarbalarni berdim. Halok bo'lganligini bilgandan keyin shoshilib chiqib ketdim dedi. Ayollar qaytib kelsa, Xolid ibn Sufyon mayit holda yotibdi. Dod solib u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi. Abdulloh ibn Unays qochib ketgan edi. Hamda bu huzayliklar bizi yerimizga kelib, bizni sayyidimizni qatl qilib ketibdimi? Demak, biz Madinaga kuchimiz yetmaydi ekan dedi-da, Madinaga hujum qilishidan fikridan qaytishdi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu Madinaga kirib kelayotib, Rasulullohni ko'rib tabassum qildi. Payg'ambarimiz aflaha vajhuka ya Abdulloh ibn Unays deganida aflaha vajhuka ya Rasululloh, qatl qildim dedi. Bitta kishini qilgan harakati bilan butun boshli qabilani Madinaga hujum qilishiga oldi olindi. Bu sariya bir dono odam qatnashgan bo'lsa ham Abdulloh ibn Unays sariyasi deb nomlanadi.
Mana shu vaqtda Amr ibn al-As bu paytda kufrda bo'ladi, Habashistonga tijorat bilan boradi. Amr ibn al-As Najoshiy oldiga sovg'a salovlarni olib kirib beradi. Shu vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Habashistonga Amr ibn Umayya Zumriyni yuborgan bo'ladi. Amr ibn Umayya Zumriy Habashistonda hijrat qilib ketgan Abu Sufyon ibn Harbning qizi Ummu Habiba Romla binti Abu Sufyon eri Abdulloh ibn Jahsh vafot qilib beva qilgan bo'ladi. Ummu Habibaga uylanishligi uchun payg'ambarimiz Amr ibn Umayyani xutba qilishligiga yuborgan bo'ladi. Shunali bo'ldi. Demak, Amr ibn Umayyani Najoshiyga Habashistonga jo'natib payg'ambarimiz Ummu Habibaga sovchi qilib borishligi uchun. Amr ibn Nas bu vaqtda sovg'a salomlarni Najoshiyga berib turdi, Amr ibn Umayyani ko'rib qoldi. Amr ibn Nas aytdi, Najoshiyga senga bergan sovg'alarim evaziga u Amr ibn Umayyani menga asir qilib tutib ber, men Makkaga olib ketaman uni dedi. Deganda Najoshiy, mana aytganmiz, Ja'far ibn Abi Talib qo'lida iymonga kelgan edi. Amr ibn Nas talabidan jahli chiqib avvallari Nomusul Akbar, ya'ni Jibril farishtasi Musa alayhissalom oldiga kelar edi. Endi bu farishta Muhammad oldiga kelyapti. Muhammadni elchisini tutib ber deysanmi menga dedi. So'ngra Najoshiy Amr ibn Osga vahiy nima, payg'ambar kim, Jibril kim, tushuntiraverdi. Allohning taqdiri bilan Amr ibn Os Najoshiyning qo'lida iymonga keldi. Subhanalloh. O'zini urug'idan, o'zini qabilasidan, Qurayshdan payg'ambar chiqqanda kofir bo'lib turgan Amr ibn Nas Habashistondagi bir Habashi qo'lida iymonga kelyapti. Allohning taqdiri. So'ngra bu kishi Makka fathidan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga musulmon bo'lib hijrat qilib keladi Amr ibn Nas roziyallohu anhu. Ummu Habiba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. O'zini urug'idan Xolid ibn Said ibn al-Osni vakil qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan esa Amr ibn Umayya vakil bo'ldi. Nikohni birodarlar Najoshiy o'qib berdi. Nikoh xutbasini Najoshiy o'qidi, mahriga 4000 dirham belgiladi, so'ngra Najoshiy payg'ambarimizga va Ummu Habibaga valima qilib berdi. Ummu Habiba Ubaydulloh ibn Jahshga turmushga chiqqan edi. U kishi vafot qilgan deyiladi. Yana ba'zi rivoyatlarda Nasroniy diniga o'tib ketganini deyilgan. Alloh xolos. Mana shu muddatda Uhud bilan Xandaq o'rtasida bo'lgan voqealardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahshga uylandi. Zaynab binti Jahsh Zayd ibn Xorisani ayoli edi. Zayd ibn Xorisa payg'ambarimizni asrandi o'g'li edi. Darsni avvalida aytib o'tganmiz. Zayd ibn Xorisa yosh yigitlik paytida Xadicha onamiz payg'ambarimizga Zaydni hadiya qilgan edi. Zaydning otasi istab bolasini qul bo'lib sotilib ketganini eshitib, Xorisa payg'ambarimizdan sotib olmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz sotmayman degan edi. Zaydga ixtiyor beramiz, agar sizlar bilan ketishni xolasa, shunday ketaveradi, agar men bilan qolishni xolasa, qolaveradi degan edi. Shunda Zayd ibn Xorisa qul bo'lib payg'ambarimizning qo'lida qolishni ixtiyor qilgan edi. Otasi, "Ey bola, esingni yo'q, qul bo'lib qolasanmi?" deganida, "Allohga qasam, Allohga qasam, Muhammad menga qilgan muomalasini ota-onam ham qila olmaydi" deb javob bergan edi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatini ko'rib, payg'ambarimiz Zaydni ozod qilgan edi. Hamda butun Qurayshga, "Zayd mening o'g'lim, mendan keyin meni merosxo'rim bo'ladi" degan edi. Demak, tabanni meni o'g'lim deb e'lon qilgan edi. Zayd ibn Xorisa Zaynab binti Jahsh bilan yashashni xohlardi, lekin Zaynab xohlamasdi. Zayd Zaynabning javobini bergandan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahshga uylandi. Ya'ni o'zi tabanni meni o'g'lim deb qo'ygan asrandi o'g'lini ayolga uylandi. Va bu narsa shariatda meni o'g'lim deb qo'yishligi haqiqiy o'g'liga aylanib qolmasligiga dalil bo'lishin Alloh taolo Qur'onda oyatlarni nozil qildi. Falamma qada zaydun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qada minhunna watara wa kana amrullohi maf'ula.
Demek insan bahvasa bir balanı, hiç kaçan o bakkan balası özünü sülbüden, özünü ayarıdan bugün bala katarı da bu miydi? Ayet-i Kulak salamız. Bas kaçan ki Zeyd undan, yani Zeynep'ten hacetini ada kılgeç, yani onu talak kılgeç. Biz Muhammed Aleyhisselam sizini Zeynep'e onge üylendirdik. Ta ki müminlerge asrandı balaları öz hatınlarından hacetlerini ada kılışgeç, yani onların talak kılışgeç, onların hatınlarına üylenişleri de tenlik bulması için şundayı kıldık. Ve Allah'ın emri iradesi kılınge uçup oldu. Şuna gibi oldu. Allah da olayı yaptı. Biz sizi onge nikahladık dedi. Eğer bu nasıl Allah'ın şeriatı da haram bu gene de elbette bu iş kılınmagan bulardı. مَا كَانَ عَلَى النَّب۪يِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ عَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah peygamberge farz kılgen narsada unge biron tenglik bulmaz. Yani Allah buyurdu mu üylenin Zeynep binti Cahşke'de? Demek bu işte hiç kandayı tenglik yok. Bu ilgari ötken peygamberler hakkıdaki Allah'ın yolu kanunudur. Allah'ın emri iradesi takdiri azal oldu. Başka ayet ayetedi. Ve asrandı balalarınız ne? Öz balalarınız kılgen yemezdir. Asrandı balalarınız ne? Öz balalarınız kılgen yemezdir. Bu asrandılarınız ne? Bala deyişleriniz sizlerinin ağızlarınızdaki sözünüzdür. Yalnız Allah hakikatini aytur ve onun özü hak hidayet kılır. Eğer bu benim oğlum da koysayla, özünü oğlu değil, bu kaladiyen bugün de Zeynep'ni, Zeyd'in harısa cevabını vergenden ki Peygamberimiz üylenişi mümkün bu masada. Udu'uhum li abaihim. Ularını, asrandı, bakvalıngan balalarını öz ataları ismi bilen çakırıylar. Şunu alayım mı? Eğer atası bilinse, bu falancının balasıdır, aytılınsın. Ularını öz ataları ismi bilen çakırıylar. Şu Allah nazdında doğruroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar kimligini. U holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir, lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'lasizlar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Demak, mana shu oyatlar bilan asrandi o'g'li Zayd ibn Xorisani ayoliga uylanganligi Allah tomonidan buyruq ekanligi shu oyatlardan ma'lum bo'ldi. Demak, bo'xvolingan farzand agar otasi kimligi ma'lum bo'lsa, bu falonchining bolasi deb o'zini otasini atablanishlik kerak bo'ladi. Agar otasi ma'lum bo'lmasa, birodaning falonchi deb qo'yiladi. Zaynab binti Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan vafot qilgan payg'ambarimiz vafot qilguncha birga yashadi. Hijratning 20-yilida Zaynab binti Jahsh onamiz vafot etdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu janozasini o'qidi.